Şimdi isterseniz şöyle çok kısa olarak küresel bakımdan bakalım. Amerika neden Suriye'yi vurabilir? Amerika'nın aslında şu sırada küresel açıdan 3 tane önemli fay hattı üzerinde bir oyun planı var. Bunlardan birincisi en uzaktan başlayarak, doğudan başlayarak gelecek olursak Kuzey Kore. İkincisi İran, üçüncüsü Suriye. Kuzey Kore'ye uzun zamandan beri gerginlik yaratarak ve işte Kuzey Kore'nin nükleer programını ve füze programını, kıtalar arası balistik füze programını eleştiren ve buna mutlaka bir darbe vuracağını ileri süren bir Trump bu imkanını maalesef kaybetti. Çünkü Kim Jong-un fevkalade akıllı bir şekilde, kendisinden hiç beklenmeyecek bir şekilde gayet kurnaz davranarak onun elinden siyasi olarak böyle bir darbe yapma imkanını aldı. Nasıl aldı? Önce Çin'e bir ziyarette bulundu. En azından Çin'in kendisiyle beraber olduğunu göstermiş oldu. İkinci olarak ben bu konuda müzakerelere hazırım dedi. Gerekirse nükleer programımın da ve füze programımın da tartışılması için görüşmelere hazırım dedi. Üçüncü olarak da Güney Kore lideriyle olimpiyatlar sırasında buluşarak böyle bir dostluk mesajı ve bir barış mesajı verdi. Dolayısıyla şu anda Trump'ın elinden Kuzey Kore'ye böyle bir darbe vurma imkanı alınmış durumda. İkinci fay hattı İran ki sürekli olarak bir zaten arka arkaya gelen bir takım adımlarla yeni bir paradigma oluşuyor Orta Doğu'da. O da İran ve İran'a karşı olan işte Suudi Arabistan, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri kampı. İran çok büyük bir lokma. İran'a öyle birdenbire bir şekilde herhangi bir gerekçeyi, kuvvetli ve meşru bir gerekçeyi göstermeden bir saldırı yapmak çok zor. Üçüncü de Suriye. O yüzden Suriye'ye herhangi bir darbe yapıldığı takdirde diğer ikisine de mesaj verilmiş olacak aslında. Yani Amerika'nın kararlılığı açısından, böyle bir imkanı olduğu açısından ve eğer Kuzey Kore'de hizaya gelmezse benzer bir durumun Kuzey Kore ile de karşılaşabileceğine işaret etmek bakımından. Aynı şeyi İran'a da bir şekilde göstermiş olacak. O yüzden Suriye'ye bir darbe vurma olasılığı çok yüksek. Bunu ne zaman yapacak, ne şekilde yapacak? Hafta sonuna doğru... İşte piyasalar kapandıktan sonra bir takım ekonomik ve finansal yansımaları olmasın diye bütün borsaların kapalı olduğu bir zaman mı yapacak? Yoksa ona hiç dikkat etmeden doğrudan doğruya zamanı gelmiştir deyip mi yapacak? O şu anda belli değil. Bu darbeyi yaparken de büyük bir olasılıkla Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşik Devletleri arasında küresel düzeyde büyük bir dünya savaşına gidecek bir tırmanmaya yol açmayacak bir darbe yapacak. Nasıl yapacak? Belki Rusların bulunmadığı bir bölgeye bir işte bu kimyasal savaş, kimyasal silahların kullanıldığını iddia ettiği hava alanına ve büyük bir olasılıkla da Suriye'yi de çok fazla yıpratmayacak şekilde, en azından Esad rejimini de çok fazla yıpratmayacak şekilde ölçülü bir darbe yapacak. Böylelikle dile getirmiş olduğu iddiasını, Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun peşini bırakmayacağı iddiasını da yerine getirmiş olacak. Kendisi açısından da işte sözünü tutmuş olacak.